Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün güzel bir vlog çekmeye çalışacağım. Eskileri özetmeyecek. Eskilerin ruhunda. Duşumuzu aldık. Giyineceğiz, hazırlanacağız. Yeni spor salonuna üye olmaya gidiyorum. Daha doğrusu eskiden sürekli üye oldum. McFit'e tekrar gidip üye olmak istiyorum arkadaşlar. Çok uzun süredir sporsuz kaldım. Artık yeter dedim. Bugün cumartesi. İmkan bulabildiğim tek gün. Güzel de uyudum. Uykumu aldım uzun süreden sonra. Hadi şimdi giyinelim. Üstüme altıma ne giyeceğim? Güzel giyinmek istiyorum. Biraz yorgunum çünkü. Biraz isteksizim. Bana istek verecek, gaz verecek güzel kıyafetleri seçelim. Canım sonra... uzun zamandır bu güzel şortlarımdan giymek istiyor. Premium şortlarımdan giymek istiyor. Veya NBA şortları da olabilir. Evet ama giyecek yer olmadığı için bayağıdır arkadaşlar. Hep evde spor yapıyorum. Artık bir dışarı çıkıp bir şeyler yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet bakalım şimdi güzel bir kombin yapalım. Evet bu şekilde olduk arkadaşlar. Giyecek çok bir şey bulamadım. Uzun zamandır spora gitmediğim için böyle canım onu giymek istemiyor, bunu giymek istemiyor. Daha askılı giymeye hazır değilim, bu modlardaydım. Evet altıma arkadaşlar uzun zamandır giymek istediğim Chicago Bulls şortunu giydim. Bayağıdır canım çekiyordu bunu. Beyazla kombinledim. Beyaz çorap. Üstüme Nike normal tişört. Askılı dediğim gibi. Giymeye hazır değilim. Daha giyme. Bir aya hazır oluruz süper bir şekilde. Ayakkabı olarak da arkadaşlar Zion'ı düşünüyorum. Hani siyahlı beyazlı kombine ve şu sıralar gayet hani güzel gidiyor Zion. Şöyle. İzlemediyseniz incelemesi de mevcut arkadaşlar. Geçenlerde attım bunu. Çok şu an favorilerimden bir tanesi bu. Yastıklaması mastıklaması. Top atar mıyız emin değilim. Belim pek ona izin verecek gibi değil. Yani bayağı kötüyüm ya. Hiç bu kadar kanalı açtığımdan beri o sakatlık dönemlerimde bir olmuştum. Şimdi de çok kötüyüm gerçekten. Artık bel fıtığı beni bitirmek üzere ama yine yapıyoruz bir şeyler. Yapıyoruz bir şeyler. Evet hadi şimdi şunları da çantamıza alalım. Ve yavaştan çantamız hazır. Arkadaşlar bu arada şu sıralar biliyorsunuz aşırı çok bir şeyler incelemeye başladık. Sürekli yeni ayakkabılar alıyorum. Tekrar gaza geliyorum yani. Hiçbir zaman gerçi sizi bırakmamıştım ama haftada 1'e kadar falan düşmüştü bir sıra ayakkabılar. Şimdi ise tekrar görüyorsunuz her taraf sipariş kaynıyor. Bunların birçoğunu belki izlediniz veya izleyeceksiniz. Onun için takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Sushi! Kızım sen ne yapıyorsun? Sevilme canavarı ya. Sevilmek istiyor sürekli. Evet. Şimdi arkadaşlar eşim ve Ekrem kayınvalide kaldılar. O yüzden ben evde tektim. Hani onu şu an fırsata çeviriyorum. Güzel uyudum. Ve şimdi ise spor salonuna diyorum hadi fırsat üye olayım. Sabah uyandım işte hiç canım hiç istemiyor doğru düzgün. Neyse bir tane muz varmış. Bir muzumuzu yiyelim. O şekilde çıkalım bence. En kötü midemizden bir şey geçmiş olsun. Bu arada arkadaşlar size de güzel bir arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Bu vlogta da bu arkadaşımın müziklerini kullanacağım. Arkadaşımın ismi Tyree ve Amerikalı bir rapçiyle güzel bir albüm yapmışlar. Bu vlogta da dediğim gibi 3-4 tane şarkısını çalmayı düşünüyorum. Aşağıya açıklamaya da link bırakacağım direkt Spotify linkini. Girip dinleyebilirsiniz. Güzel böyle lo-fi böyle hafif... Bu şekilde tatlı müzikleri var. Evet o zaman dinleyerek devam edebiliriz. Serve more than a surface level. I have a bunch to tell you. If you are single and ready to mingle, I think that we go on millions a day. Start stacking like Pringles and form out a plan. Go on the beach and just lay in the sand. Cause being your man's an honor. You not being mine's a problem. I'm gonna wake you up like Star Wars. We handle our biz, you are. You want enough family and kids, I got you. Know you the one when I spot you. Body like bottle, great conversation. Getting to know you. What did I notice? Girl, you lost. Let's catch a vibe. What you want? That's no surprise. You want in love from a certain guy. I hope it's I hope it's I'm glad that I got to spend some time just so I can really understand. I'm glad that I got to spend some time just so I can really understand. Girl, you lost. Let's catch a vibe. What you want? That's no surprise. You want in love from a certain guy. Evet arkadaşlar bu
Tyree dediğim arkadaş Amerikalı bir rapçiyle bu şekilde albüm yayınlıyor. İçinde de 3-4 tane güzel şarkı var. Genelde böyle chill rap mi diyebiliriz artık, böyle lo-fi mi diyebiliriz. Müzikler daha böyle dinlendirici. Amerikalı arkadaşın sesi ise biraz daha coşkun. Ama benim hoşuma gitti. Açıklamadaki linkten sizler de tıklayıp dinleyebilirsiniz, destek verebilirsiniz. Bence güzel olur. Bu tarz Türklerin güzel işler yapması da benim hoşuma gidiyor şahsen. Böyle bazı anlarda bu tarz müzikler gayet iyi gidiyor. Bu arada arkadaşlar, Mekfit yenilenmiş, benim geldiğim Mekfit. Bayağı da güzel olmuş. Gold üyesi oldum. 370 lira. Aşırı pahalı değil mi ya? Bilmiyorum, her yerde böyledir muhtemelen de. Bir aylık oldum arkadaşlar. Bakalım, farklı salonlara da gitmeyi planlıyorum. Ama çok pahalanmış. Sakinliği mankinliği beğendim. Yerler parke olmuş. Eskiden sarı sarı dandik dandik o sert materyallerdendi. Bayağı güzel yani buradaki özellikle. Dışarıda basket sahası da var buranın. Hani benim sevdiğim bir yerdi. Biz böyle 200'lere falan olduğumuzu ben hatırlıyorum. 360, 370 lira, hadi 40 lira ilk üyelik parası, 320'ye falan geliyor. Yine çok pahalı geldi. Her şey pahalı geldi şimdi, onu diyeceğim. Her şey pahalı, her şey çok arttı. Spor da arttı. Yapacak bir şey yok. Sus ve sporunu yapma diyorsunuz. En kötü burada kalacağım. Yani yıllığa falan çevirebilirim. Yıllık ve 6 aylık alınca daha ucuz oluyor. Öyle yapacağım ama bir aylık bir denemek istedim. Bakalım spora başlayabiliyor muyum, gelebiliyor muyum? Nasıl yani, kendime de çok güvenemiyorum. Neden güvenemediğimi, neler olup bittiğini de kahvaltı sahnesinde konuşuruz. Hadi şimdi biraz daha spor yapalım. Çok gücüm yok ama 3-5 ağırlıklar böyle değişmiş, farklı şeyler gelmiş. Hepsini deneyip sonra eve geçer, güzel bir kahvaltı yaparız, orada sohbet ederiz. Sometimes paying dues, so I gotta do what I gotta do. Might have attitude, you'll be fine once we hit the altitude. Private jets, hours in air, while you riding dick. I'm working towards exciting shit. Timing is fucking perfect. I know when working put you off, just please excuse me. Concentrate on what I'm making, just to make it while I'm saying
Evet, eve geldik arkadaşlar. Çok özlemişim. Aşırı güzel oldu, aşırı keyif aldım ve tabii ki aşırı yoruldum. Bugün cumartesi, yarın pazar sokağa çıkma yasağı var diye dedim ki hadi yor kendini, yor kendini. Bayağı yoruldum arkadaşlar. Böyle her yerim tuhaf bir şekilde ağrıyor. Bir de besinsizim tabii ki. Sadece muz yedim gördüğünüz, bir de su içtim. Saat şu anda 1.48. Kaç gibi kalktım? 9.30 gibi falan kalktım. Yani bayağı süre geçmiş. Hadi şimdi yumurta ve yulaf yapalım. Eski günlere dönelim istiyorum. Bayağıdır arkadaşlar büyük kahvaltılar yapıyorum. Deli gibi büyük kahvaltılar yapıyorum. Aile kanalının hem vlogları için, işte zaten birlikte olduğumuz için aileyle. Ama böyle yalnızlığı özlemişim yani. O üniversite hayatımı, yalnız başına bir şeyler yapmayı özlemişim. Bunu hissediyorum. Spor, şimdi yemek öyle olacak. Sonra güzel bir edit yaparım, otururum. Oh, böyle biraz kafamı dinlerim. Güzel olur. Eşim gerçi gelecek birazdan. O da bugün nöbetçiydi, okula gitmesi gerekti. O gelene kadar en azından... Hadi şimdi yemeğimi yapayım bir an önce ve biraz uzanmak istiyorum sonrasında. Evde doğru düzgün de bir şey kalmamış arkadaşlar ya. Hiç hani bugünü planlamadığım için. Müsli var, yulafım bile kalmamış. Bir de şöyle çıtır müsli var. Bunlardan yeriz. Evet. Çok da aşırı da hani kafamdaki şey olmayacak ama yine de iyidir. En azından yumurta yiyeceğim ya. Bir 4-5 tane yumurta kırayım kendime. Hadi bakalım. Evet, kurtlar gibi acıktım gerçekten. Şu içine de arkadaşlar peynirleri de attım. Şimdi hemen bunu gömeyim. Sonra resmen yumurtayı yok ettim arkadaşlar. Yani yemedim, yok ettim. Aşırı lezzetliydi. Çok aç olduğum için de muhtemelen. Şimdi keyif, tatlı zamanı. Bu da gayet güzel gözüküyor. Bu Kellogg'un çıtır müslisini çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir de üstüne şöyle işte petito koydum ben mesela, ballı. Aşırı lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin. Evet, dün akşam arkadaşlar biraz sohbet edelim diyordum ya. Bir yemekten sonra gelmedi. Dayanamıyorum, konuşamıyorum yani. O kadar yemeğe odaklandım ki. Eşimle konuşuyoruz. Ben bu sıralar biraz daha böyle sinirli, stresli, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Eşim dedi ki sen spor yapamıyorsun, ondan böylesin dedi. Ben böyle bir baktım. Hakikaten anlamamıştım o zamana kadar. Çünkü şu anda arkadaşlar hayatım aşırı yoğun. Bilmiyorum, aile kanalında takip ediyorsanız. Orada da yine her gün video atmaya çalışıyoruz. Ekrem, çocuğum çok büyüdü. Artık tam bir baba olduk. İş yoğun. Onun dışında koronası var. Belim çok ağrıyor. Yani böyle aşırı yoğun bir dönemdeyim. İşte eşime araba aldık. Yine bir ev almayı düşünüyoruz. Diğer taraftan da bu tarz böyle telaşlarım ve gerçek hayat yoğunluğum var. O yüzden ayakkabı dahisini biraz böyle zaman zaman azalttığımı düşünüyorum. Tabii bu hiç iyi olmadı. Ben ayakkabı dahisini çok severek yapıyorum. Spor, basketbol, ayakkabılar, bunlar benim gerçekten hobilerim. Ve bunlardan uzaklaşınca işte sinir, stres ve farklı böyle kötü duygular insanı kaplayabiliyor. Eşim böyle deyince, aa dedim, doğru diyorsun galiba ya. O yüzden hemen bugün spor salonuna gideyim, yazılayım diye düşündüm. Tabii sabah kalkınca biraz tembel kalktım ama işte vlog çekeceğim ayaklarına yine enerjimi sağlamış oldum. Etrafta çok fazla spor salonu var arkadaşlar. Çok fazla tercih var. Özellikle oturduğum spor salonlarının bulunduğu bir yer. Ankara'da çok fazla var. Güzel yerler var. Birincisi korona beni düşündürüyor. Yani çok kalabalık. Çok böyle nasıl diyeyim. Büyük yerlere de gitmek istemiyorum. Korona bitince çok güzel salonlara üye olmayı düşünüyorum. Ama McFit'e bugün gittim ve dedim ki gerçekten işte bu dedim ya. Hani özlemişim o bisiklete binmeler. 3-5 hareket yapabiliyorum zaten belimden ötürü. Ama hepsi olsun, harikaydı. Fazla kalabalık da değildi. Biraz McFit'in altının üstüne de getirmişler. Güzel de olmuş. Daha kaliteli duruyor. Daha güzel duruyor. Gidebildiğim kadar gitmeyi düşünüyorum. Tüm Türkiye'deki McFit'lere üye oldum. Hani Gold üyelik deniyor buna. İstediğin zaman istediğin yere gitme durumu. Benim işimin hemen karşısında bir McFit var. İşte evime yakın var. O açıdan yine McFit'ler mantıklı olacak. Bir aylık üyelik yaptım. Dediğim gibi pahalı geldi.
Yani bunu 12 ile çarpınca resmen büyük pahalı spor salonlarına üye olabiliyorsunuz. Ama bir aylık bakalım yapayım, göreyim nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Bitimine yakın daha farklı kararlar verebilirim. Bu şekilde artık yavaştan spora da dönüyoruz. Çok da ihtiyacım vardı. Çok böyle hamlamış vücudum. O açıdan mutluyum. Bu kahvaltı ile birlikte de kendimi gayet iyi hissettim. Onun dışında yine kanala güzel videolar da geliyor. Bunun da farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Haftada 2-3 yapmaya çalışıyorum ama beni çok zorluyor editleri. Çekiyorum, biriktiriyorum. İçeriği de gördüğünüz videonun başında. İnanılmaz kalabalık. Ama işte onları editlemesi gerçekten çok zor gelmeye başladı şu sıralar. Ama elimden geldiğince yapacağım yine. Yine beni mutlu eden, beni huzurlu hissettiren hobime geri dönüyorum. Ne kadar izlediğinin önemi yok. Bazen işte abi kanal ölüyor mülüyor diyen yorumlar oluyordu. Olabilir, az izlenebilir. Ben sıfır izlenmelerden geldim. 100 abonelerden, 1000 abonelerden bugüne geldik. Yine çok izlenir, izlenecek videolar olur. Sizler de kendinizi iyi hissettiğiniz zaman, ayakkabı alacağınız zaman yine döneceğiniz her zaman kitap gibi bilgilendirici güzel videolar orada dursun istiyorum. Ben bunu severek yapıyorum. Yoksa gerçekten getirisi için yapılsa insan çoktan bırakırmış, onu hissediyorum. Ama en kötü zamanlarımda bile arkadaşlar haftada bir video atmayı ihmal etmedim. Bunu da gördüğünüzü düşünüyorum. Her cuma atıyorum. Salı, cuma, pazar şu andaki hedeflerim. Pazar bazen atıp bazen atamayabilirim ama salı cumayı kaçırmak istemiyorum. Bütün ayakkabıları da aldım. Bu vlogdan önce veya sonra da hepsi gelmiştir. İşte Harden'lar, Vol 5'i ayrı, Step Back'leri ayrı, PG'ler, ne bileyim Zion zaten inceledik, işte Curry'ler gibi. Hepsini incelemek istiyorum. Bütçeli modelleri de yer vermek istiyorum. Her ay bu şekilde bir sürü yeni ayakkabı alacağım. Bu şekilde güzelce dönüyoruz. Ara ara böyle vloglarda yaptıkça tadından yenmez diye düşünüyorum bu kanal. Siz ne diyorsunuz? Yoğunluklarla, hayat stresiyle başa çıkmam için çok güzel bir yol oluyor. Umarım sizler de benim gibi keyif alıyorsunuzdur. Ben yapmaktan keyif alıyorum. Her ne kadar yorucu olsa da sizler de izlemekten keyif alıyorsanız lütfen arkadaşlar bunu göstermeyi unutmayın. Bu kanalı yaymayı unutmayın. Instagram hesaplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda etiketleyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Yorum ve like kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ve videoyu paylaşabilirsiniz. Direkt paylaşma seçeneğiyle. Bu şekilde yine bana motivasyon sağlayabilirsiniz. Ben de daha çok yapmak için elimden geldiğince uğraşırım. Bu şekilde biraz kendimi anlatmak istedim. Neler oluyor, neler bitiyor. Hayattaki yoğunluklarımdan, kendi hayatımdan bahsetmek istedim ki vloglar zaten bu yüzden güzel oluyor. Beni de anlayın, neler oluyor bu tarafta onu görün. Yani baya baya yoğunum arkadaşlar. İşi dediğim gibi, çocuğu, evi, eşi, her şeyi ayrı. Ama inşallah sporla birlikte kanala da tekrar tekrar bu şekilde ağırlık vereceğim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Twitch var baya kafamda. Ama harcamalarım aşırı çok olduğu için şu sıralar hani 20-25 bin lira belki 30 bin liraya yakın Twitch'e ayırmam gerekiyor. Bir bilgisayar toplamam lazım. İşte onun webcam'isidir, o sudur, bu sudur. Bir de burada internet hızı da biraz yavaş. O yüzden beni düşündüren şeyler bunlar oldu. Twitch'te harika şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Orada editleme derdi olmadığı için böyle karşınızda patır 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 konuşup birçok şeyi halledebiliriz. Yeni çıkan ayakkabılar hakkında konuşabiliriz. Kıyaslamalarımı orada yapabilirim. Yani ayakkabılarla alakalı zaten birçok içerik yapabiliriz orada. Maç izleriz, NBA oynarız, oyun oynarız gibi şeyler düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Hemen hızlı olmasa da yani orta uzun vadede Twitch'e başlama gibi bir hedefim var. Tabii ki bunun için de bilgisayar, ekran, ıvır zıvır bir sürü şey yapmam lazım. Twitch'i arkadaşlar laptopla yapabilir miyim? Bunu da sorayım, bilenleriniz çünkü çok oluyor. Monster notebooklar var ya böyle 15-20 bin lira arasına baktım. Hani tek bir bilgisayarla bunu halletmem mümkün mü? Yoksa nasıl yapmam lazım? En iyi yol nedir? Onu bana söylerseniz güzel olur. Ben ileriye dönük planlarımda onlara yer verebilirim. Dedikten sonra şimdi kalan kısmını bitireyim ve biraz içeride uzanayım. Sonrasında görüşürüz. Of, çok da lezzetli olmuş. Çok da güzel olmuş ama. Arkadaşlar Nata Vega'ya geldik. Şimdi bir bakalım Nike Outlet turu yapacağız. Yine Adidas ve Puma'ya da girebilirim belki. Bayağıdır istiyordunuz. Nike nerede kaldı abi, ne var ne yok. Hemen şimdi sizlere editlemeden önce gelmiş bakmış olacağım. Belki güzel bir şeyler bulursam ufak tefek de alabilirim. Çok bütçe ayırmadım şu an için ama belki bir iki tişört böyle ucuzdan indirimden tight might short bakalım ne düşecek. Bazen böyle geldiğimiz zaman bir şey almayacağım diye geldiğim zaman çok güzel şeyler buluyorum. Kısmet işi biraz. Hadi şimdi içeri geçelim. Randevu aldım Nike'dan. Randevuyla biliyorsunuz giriş sistemi oluyor. Diğer türlü çok uzun sıralar beklemeniz gerekiyor. Randevuyu aldım. Bir 5-10 dakika kaldı. Tam şimdi ucu ucuna güzel yetişmiş olacağım. Hadi bakalım. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Sıra için. Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere ses kaydı yapmak istedim. Çünkü orada işte konuşmak zor oluyor veya işte müzik çalıyor falan. Böyle daha sonradan sizlere konuşmak istedim. Şu an fiyatı 340 lira görüyorsunuz. İlginç de çok ilginç bir Nike True'ydu. Olabildiğince fiyatları da sizlere çekmeye çalıştım.
her zamanki gibi gideyim gezeyim istedim. Mutlaka bir şeyler de bulurum dedim ama gerçekten zamanlamam çok çok kötü olmuş. Çünkü şu gördüğünüz Athlete tişörtü bile 240 liraydı. Ben uzun süredir Nike Outlet'te, Natavega'da bu kadar kötü fiyatlar 340 lira tekrardan. Yani bunları inanamıyorum gerçekten. Çekerken de hep bu şekilde içinden şaşırma ifadeleri vardı. Daha deminki 300 liraydı. Bu da öyle. 200 küsür altına neredeyse doğru düzgün bir ürün kalmamış arkadaşlar. Gittiğim zaman tam indirimin bitme zamanıymış. 215 lira. Normal bildiğiniz tişört aslında. Ürünler güzel, ürünler gayet güzel. Biliyorsunuz Ankara'daki tek outlet oldu. Nike Factory Store oldu daha doğrusu. Outlet diyorum ama fabrika satış mağazası aslında. 215 lira. Bunlar hatırlarsanız geçen ay yaptığım turda 100 liralar, 90 liralar falandı. Mavisini almıştım. 80 liraya mı aldım? Tam emin olamıyorum. Ama 100 liranın altına aldığımı eminim. Gördüğünüz gibi her şey çok çok pahalı. Ayakkabılara geçene kadar bekleyin derim. Orada da aynı şekilde fiyatlar. Şunu beğenmiştim. Askerliği, beyazlığı. Bunun ben yeşilini arkadaşlar 65 lira mı 75 liraya mı ne almıştım şortun. O kadar ucuza bulabiliyorsunuz aslında. 334 lira. Yok artık ya. Gerçekten çok büyük fazla rakamlar. Bir mağaza çalışanıyla da konuştum. Abi dedi daha yeni bitti. %50 indirim var dedi. %30-35 var dedi. Yani her üründe bunlar vardı dedi. Şuraya bakın 245 lira normal bir tight. Görüyorsunuz. Yani zamanlama burada oldukça önemli. Ben genelde güzel zamanlarda gidiyorum. Sarı etiketliyi bulunca dedim aha dedim ama 167.90 168 lira. Futbol ürünleri yine oldukça güzel şeyler oluyor. Futbol köşesi güzel. Jordan'lar var. İşte şu an antrenman kısımlarından daha iç taraflara doğru. Geliyorum 270 lira. Aynı şekilde tişört. Dedim belki güzel bir Jordan düşürürüm. Güzel bir tişört düşürürüm. Ama maalesef çılgın fiyatlar, efsane fiyatlar beni şaşırttı. Biliyorsunuz bu terlik bende var, vloglarda görüyorsunuz. Ben ne kadar aldım? Ben 150 lira falan aldığımı hatırlıyorum. 195 lira outlet. Unutmayın arkadaşlar, fabrika satış mağazası bu. Yani bir Nike mağazasında sezon fiyatlarına bakmıyoruz. Gördüğünüz gibi bazılarında sarı etiket var. Sarı etiketler genelde daha fazla düşmüyor. $935 ve indirimdeki halinden bahsediyorum. Bunlardan bir tane almayı isterdim ama çılgın fiyatlara yok dedim. 464.90, 465 lira Paris askılısı ve gerçekten kalitesi düşüktü. Öyle hani süper kaliteli bir şey değil. Paris normal tişört, hiçbir albenisi yok, hiçbir şey yok. 270 liraydı arkadaşlar fiyatı. Bu şekilde uçuk kaçık rakamlar aslında. Olabildiğince çekmeye çalıştım ki sizler de görün. Farklı zamanlarda giderseniz de uygun güzel şeyler bulabilirsiniz. Zaman zaman bana Instagram'dan atıyorsunuz abi sayende çok güzel şeyler bulduk. İndirimli fiyatlar vardı gibi. Yani bu videodan sonra gittiğinizde ben eminim daha uygun fiyatlar rastlayabileceksiniz. İnşallah tabii umut ediyorum. O mağaza çalışanıyla konuşmamı anlatacaktım size. Abi dedi şu an iyi rakamlar dedi. Bunlar iyi zamanlar dedi. Nike Haziran'da artık hani bir sonraki seneyi ayarlıyormuş. Ve kurlar dedi Euro 15 liradan dolarsa 12-13 liralardan sabitlenecek abi dedi. Yani fiyatlar ona göre gelecek. Bir sene boyunca da oynama olmayacak dedi. Ben de dedim bay bay. Yani böyle bir şey olursa tabii bu rakamlar çok çok uygun kalmış olacak seneye. Ayrıca Wine Hat'ları görüyorsunuz. Russell Westbrook'un mağazalarda da var onlar Nike mağazalarında. Burada 735 lira hani bir uygun varsa o olabilir. Bu hoodiler de çok tatlı. Da bunlar geçen senelerin hoodileri diye hatırlıyorum. Ona rağmen 880 lira gibi bir fiyat çok yüksek. Yine bulduğumu söylemem lazım. Bakın bazı etiketlerde bu şekilde yırtılmış. Dediğim gibi indirimler bitmiş. İndirimler bitince bütün etiketleri tek 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 yırtıyorlar. Ya bunları çok daha indirimli almış olanlar vardı. Şu LeBron'u ben 400 küsürlere gördüğümü hatırlıyorum eski videolarda. Hatta alsam mı almasam mı diye çok git gel yapmıştım. O LeBron'un hoodie'si bu arada çok logosunu göremediyseniz. Güzel böyle asker desenli bir şort vardı ama en düşük kalite kumaştan, pamuklu kumaştan yapılmıştı. O bile 150 liraya yakın bir rakamı var. Son bedenler şu görmüş olduğunuz mağazanın ortasında oluyor yuvarlak şekilde.
sıralanıyor. Hiç doğru düzgün bir şey kalmamış. Tabii ki perti çıkmış ürünler oluyor artık. Zaten birçok bu tarz mağazaları bilenler, bu videoyu izleyenler hemen oraya koşturuyorlardır. Zamanında ben buralardan neler neler buldum arkadaşlar. Çok güzel ürünler bulduğumu hatırlıyorum. Ama maalesef bugün şansım pek de yaver gitmedi. Buradaki fiyatlar dahi, son kalan bedenlerde dahi güzel şeyler yoktu. Yavaştan ayakkabılara doğru bakalım istedim. Şu rafların boşluğuna bakar mısınız? Şok oldum, ne oluyor dedim. Bayağı bir yağmalamışlar ve fazla ürün kalmamış arkadaşlar. O büyük indirimler zamanında neredeyse abi her şey bitti dedi mağazadaki arkadaş. Burada olanlar da gördüğünüz gibi çok gündelik giyimler var ve hiçbirinin üzerinde de rakam yazmıyor. Şu görmüş olduğunuz hemen ayakkabının altında normalde rakam yazar. Ben tek tek kutulara böyle aşağısına inip rakamlara baktım. Çok şey rakamlar yok. Şu ayakkabıya bakar mısınız? Çılgın bir ayakkabı. Air Max ayakkabısı. Rakamlar hep silinmiş veya kutulardan o sarı etiketler sökülmüş tek tek. Yani çok çok kötü bir zamanlama. Videonun başında diyorum ben güzel bulursam alırım falan ama maalesef hiç o şekilde güzel bir şey ve uygun bir şey bulamadım. Hani güzel vardı tabii de uygunluk noktasında bütçeme uyan bir şey bulamadım. Görüyor musunuz? Kutularda bakın hep sarı etiketler sökülmüş tekrar arkadaşlar. Bu da beğendiğim bir Air Max modeli oldu. Fena modeller yok, güzel modeller var. Ben bunların çok satılacağını düşünmüyorum. İllaki indirime girecektir diye umut ediyorum. Tabii yanılabilirim. Yeni sezonlar çok yüksek gelirse bunların fiyatlarını da hiç düşürmeyebilirler. Bir süre sonra bunlar uygun fiyatlı olmuş olur artık. Farklı Air Max modelleri vardı. Fiyatları görüyorsanız 935 lira. Uf, rakamlara bakın. Biraz videoyu durdurabilirsiniz. Olabildiğince orada dikkat çekmeden çekmeye çalıştım çünkü. ...450 lira. Ya fena rakamlar değil artık tabii ki. Bunu beğendim yine arkadaşlar. 525 lira. Evet, keşke bunları daha böyle 300'lere, 200'lere gördüğümüz zamanlar oldu. Bu özellikle koronadan sonra açılma dönemlerinde çok güzel fiyatlar yapmışlardı. Son kalan bedenlere bakabilirsiniz. Duvarda ekstra %30 indirim var. 535 liralı Bandwidth ki daha uygununu almıştık. Ben de almıştım incelemelerime bakarsanız. Online gezerseniz daha uygununu da bulabiliyorsunuz. Basketbol kısımlarında yine güzel tercihler. Nike Precision'lar var. Siyah ve beyazları. Fiyatlar tabii çok çok uygun değil ama 450 seviyelerinde geziniyor. Nike Renew Elevate'i gördüm. Çok güzel. Siz de istiyorsunuz. Bu rengi daha önce görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Bakın rakam yazmıyor. Kutuya eğilip bakıyorsunuz. Kutuda da dikkat ederseniz bir şey var. Etiketleri çıkartmışlar. O bir tanesi farklı konmuş arkadaşlar. Fiyatı daha yüksek olan kutuda yazan PG4'ler var. Özellikle Instagram'dan bana İzmir'de yaşayan takipçilerimiz çok güzel şeyler gönderiyor. İzmir'de yaşayanlar varsa şimdiden onlara selam olsun. Oradaki Optimum'daki Nike Factory Store'da inanılmaz indirimler oluyor. Burada bakıyorsunuz hep fiyatlar 669, 670, 700. Hep yüksek rakamlar var. KD Trev'ler aynı şekilde. LeBron'ların low'ları. Bunu da hep almak istedim ama numaram hiç olmadığı için. 840 mı yazıyor? 840 lira. Evet, gördüğünüz gibi sarı etiketler çıkartılmış. Onlar 700 lira falan düşmüştü. LeBron 18'ler çok ilginç bir şekilde birçok rengi vardı ve neredeyse 800 lira kadar yine bunlar da gerilemişti. Şimdi yine rakamlarını arttırmışlar etiketleri çıkartıp kutularından. Yani alan aldı gibi bir durum söz konusu. Bundan sonra düşer mi? Ne kadar düşer? Nasıl düşer? Yani çok bir şey demek mümkün değil. Özellikle dediğim gibi konuştuğum arkadaş benim moralimi bozdu. 1175 lira arkadaşlar. Görüyorsunuz Air Max 97'ler. Yani çılgın rakamlar var. Benim gözüm bunda kaldı. Gerçekten güzel ama. Ne kadar? 589, 590 lira fiyatı var. Orada farklı bir kutuyu koymuşlar. Benimki önce görünce 400 küsür liralar yazıyordu kutunun üstüne. Aha dedim bunu alayım mı? Sonra bir baktım kutunun içinde farklı bir ayakkabı var. Outlet olduğu için insanlar deniyor yerlerine öyle atıp atıp duruyorlar arkadaşlar. Biraz içine açıp bakmanız gerekiyor. Bir de çok denenmiş olabiliyor bu ayakkabılar. Antrenman bölümlerinde güzel ayakkabılar vardı ve diğerlerine oranla biraz daha uygun fiyatlılardı. Futbol modelleri fena değil. Abi göster, abi göster diyen çok oluyor futbol ayakkabılarını. 325 lira. Bunları mı incelemeye başlasak dedim ben de. 300 liralar gibi fiyatlar. Çok uygun geldi çünkü gözüme arkadaşlar. Halı sahalar yine güzel. Eskiden ne futbol oynardık be dedim. 230 lira uygun fiyat. Yine 430 lira. Fena fiyatlar değil.
Yani düşmüştü, bunlar da daha çok düşmüştü. Ama yine şu anki halleri bile gayet tercih edilebilir. Ben bunları çok beğeniyorum. 410 lira yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 400 küsür liralarda. Güzel rakamlar. Özellikle o siyahı çok güzel oluyor. Üstü prime net, biraz daha esnek. Son kalan bedenlere bakanlar çok oluyor. Sizler de eğer numaranızı bulabilirseniz güzel ayakkabılar düşürebilirsiniz. Bazen insan bu neymiş ya diyor, bir bakıyorsunuz çok güzel bir ayakkabı orada. Bir ekstra %30 indirimle yatabiliyor. Koşu ayakkabıları fena değildi. Nike React Miller'lar, bunlar yine güzel, 615 liralar. React modelleri oluyor. Gördüğünüz gibi raflar boş, değişik, böyle bitmiş, ayakkabı yok. Ben daha önce hiç böyle bir zamanda denk gelmemiştim. Bilmiyorum sizler karşılaşmış mıydınız ama... Fena olmayan güzel koşu ayakkabıları var. Ama hepsinin fiyatı dediğim gibi normal indirimli zamana göre daha artmış durumda. Şu sandalete bakar mısınız? Çok garip gelmişti. 300 lira sandalet arkadaşlar. Fena değil. Pembe bu. Kadınlar için güzel bir tercih olabilir. 600 küsür lira fiyatı var. Yine bunlar da antrenman training ayakkabıları. Etiketler yırtılmış, şeyler kutular üzerinde tekrar yapıştırmışlar. Baya böyle bir fiyatlarla oynamışlar. Halbuki yapsanız güzel ne olurdu? Gidip gelip buna baktım arkadaşlar. Hani bunu almayı baya düşünmüştüm. Burada biraz numaramı aradım. Numaramı bulamadım. Genel itibariyle hep düşük numaralar kalmış. İşte 10 numara, 42'ler var. Bir tane 12 gördüm. Bu, aa dedim, güzel bu galiba dedim. İçini açınca göreceksiniz ne çıkacağını. Farklı, tamamıyla farklı bir ayakkabı var. Hiç alakasız görüyorsunuz. Fiyatı da düşüktü. Koşu ayakkabısını bile denemiş. Gelmiş buraya koymuş. Buna dikkat etmeniz lazım. Evet. Gördüğünüz gibi diğerleri de hep 9,5 işte. Yine 9, 9,5, 10. Onlar çok vardı. Küçük numara giyenler, işte 41, 42 giyenler genel itibariyle her ayakkabıyı buluyor. Daha sonra biraz tekstillere hani alsam mı diye düşündüm. Bu Why Not güzel. Yine aynı şekilde Jordan'lar güzel ama 850 lira fiyatı var. Bir ayakkabı fiyatı. Hatta güzel bir ayakkabı fiyatı. Bundan sonra dediğim gibi kanalda daha çok tekstil ürünlerindense ayakkabılara ağırlık vereceğim. Tekstilleri de yine alacağım edeceğim ama çok fazla olmaya başladı dolabımda ve bunlar ayakkabılar gibi bana çok içerik sağlamadığı için, sadece kombin yaptığım için biraz daha ayakkabılara yönelmek istiyorum. Tabii ki yine güzel bulduğum zaman alabilirim. En düşük kaliteli ürünler bile oldukça pahalıydı. Özellikle giyimde de bu şekildeydi. Ama tabii ki güzel mi? Bence çok güzel. Özellikle o Jordan Paris koleksiyonları gayet güzel. Sarı etiketler yırtılmamış olsaydı ah ah deyip durdum bu mağaza turumda. Çok ilginç değil mi? Burada çok ilginç bir şekilde Zoom Rise'ı gördüm. 227 liraydı arkadaşlar, görüyorsunuz. Fakat tabii ki çok büyük modeli. Yani çok büyük numarası, 13 numara. Sonra bir baktım, tamam kendi numaramı bulacağım galiba oldum. O da yine normal ayakkabı seviyelerine çıkmış. Çok fenalar. 9, 9,5, 10 olanları bakın görüyorsunuz daha büyük. 584 lira, 585 lira fiyat yapmışlar. Ama 13 numaraya 220 küsür bir fiyat vardı. Bazen diyor abi ben çok büyük numara giyiyorum bulamıyorum diyorsanız gelin buralara bakın arkadaşlar. Bakın ben buluyorsam sizler de bulabilirsiniz büyük numara giyenler. Bazen farklı yanlış kutularda şeyler yazılmış. Mesela Jordan 33 bu. Ama farklı bir Air Max yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam üstünde. Böyle tek 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 biraz kurcalarsanız güzel şeyler getirebilir, düşürebilirsiniz. Alpha Dunk'lar yine aynı şekilde. Biraz burada aramanız lazım. PG 435 lira. KD özür diliyorum. KD'ler çok ilginç bir şekilde daha piyasaları çıkar çıkmaz hemen outletlerde görmeye başladık onları. Neden, nasıl bu şekilde oldu? İlginç geliyor. Terlikler 115 lira. En dandik Nike terliği. Gelip bakıp alabilirsiniz. Bu bir tık da ona göre iyi. Fiyatını bulamadım. Hepsinin fiyatı her daim görünür olmuyor. Bu da çok gerçekten ilginç bir ayakkabıymış. Tekrar tekrar baktım. Hani sizlere daha güzel çekebilmek için. Oldukça da uzun bir mağaza turu olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Puma'ya geçtim arkadaşlar. Puma'da fiyatlarda %50 indirim vardı. Yani güzel bir indirim. Hepsi 200-300 lira seviyelerine düşmüştü. Puma ayakkabıları beğenenler varsa gelip bakabilirler. Ben de sizlere fikir olması açısından çekmeye çalıştım. Ben şahsen Puma'yı çok sevmiyorum. Yani çok geleneksel tasarımları var artık. Hiç kendilerini yenilemiyorlar gibi geliyor. Bazı, yani bir tane iki tane belki zorlasam kendimi alabilirim ama 400-500 lira oluyor benim genelde beğendiklerim. Ona da o fiyatı vermek istemiyorum.
Biliyorsunuz kanalda Ares Dreamer'ları incelemiştik, basketbol ayakkabısını, ve güzeldi ki uyguna bulmuştum. Ama onun dışında koşu ayakkabıları veya işte bu günlük tercihler çok bana uymuyor. Ben de çocukluğumda liseden beri aynı tasarımı yapıyorlarmış gibi geliyor bana. Özellikle Puma bunu yapıyormuş gibi geliyor. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda yine bulabiliriz. Özellikle koşu ve yürüyüş ayakkabılarında ben biraz daha rahatlığa, bana sağlayacağı teknolojilere çok bakıyorum. Çok fazla bir şey bulamadığım için Puma'yı pek tercih etmiyorum. Ama bunu beğendim. Buradaki biraz boost tarzı bir tasarım bana güzel geldi. Yani inceleyecek olsam bunu incelerim ama bakın yine 480 lira gibi bir fiyat var. Niye bunu harcayayım oluyorum. Ama eminim içinizden birçok kişi beğenebilir, hoşuna gidebilir. Puma kesinlikle böyle hani beğenen ve beğenmeyenlerin olduğu bir marka. Hani az beğeniyorum gibi bir şey pek olmuyor. Ya beğeniliyor ya beğenilmiyor. Benim tarzıma çok uyduğunu söyleyemem ama hani şu renkleri belki böyle güzel bir kombinlerin altına, spor kombinlerin altına veya spor salonunda falan tercih edilebilir, giyilebilir. Buluyorum kesinlikle. Hani çok gömmeyeceğim markayı. Çünkü bazen bir şey söylediğim zaman abi sen nasıl bunu sevmezsin? Böyle marka oliganları çıkıyor arkadaşlar. Bir ayakkabıyı beğenmiyorum. İlla 2000 liralık mı olması lazım? Bilmem ne gibi. Değişik bizim milletimizde var. Hemen kötü bir şey söyleniyorsa onun yanında yer alma. Yahu durun, ben bir şey demiyorum. Övüyorum da seviyorum da. Benim işim bu zaten. İncelemek, ayakkabılar hakkında yorum yapmak. Rahat olun, öyle holiganlık iyi değil. Adam Nike'ın holiganlığını yapıyor veya Adidas'ın. Ben çok beğendim, sen nasıl beğenmezsin? Sen benim incelediklerimi görsen sen de beğenmezsin muhtemelen diyesim var. Bazen böyle ilginç insanlarla tabii ki karşılaşabiliyorum ben de. Hep bu şekildeydi. Burada acaba eşimi alsam mı diye çok düşündüm. Fiyatlar güzeldi. Ama eşim de çok Puma'cı değil. Özellikle Nike Adidas çok fazla var zaten artık onda. Bu şekilde güzel modellere baktım. Böylelikle de çıkışımı yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Benim uğraştığım ve emek harcadığım uzun bir vlog oldu. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı Dersi out.